Tesla'na merakla beklenen bilançosu dün açıklandı. Hedefler tutmuş durumda ama hisse senedi değeri aşağıya doğru indi. Bazı da çok ilginç haberler var. Neler oldu, neler bitti? Bunları yorumlayacağım size için ve ben geleceğe yönelik Tesla'yı nasıl görüyorum? Bu konudaki görüşlerimi anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Tesla iki hedefini de tutturdu. Hem Ciro'da hem hisse başı karlılıkta Wall Street beklentilerin hatta benim beklentim de üstüne çıktı. Wall Street 81 sent hisse başı kar bekliyordu. Ben 87 sent bekliyordum. Tesla 91 sent getirdi. Wall Street 24,5 milyar dolar ciro bekliyordu. Ben 25'e yakın bekliyordum. Tesla 25'e yakın getirdi. Yani double beat çifte hedef tutturma gerçekleşti. Şöyle rakamları biraz detaylarına baktığımızda otomobil satışlarının geçen yılın %46 üstüne çıktığını görüyoruz ciro anlamında. 21 milyar 268 milyon. Enerji, batarya satışları 1 milyar 509 milyon. Geçen senenin %74 üstünde. Ama şunu kabul etmek gerekir ki geçen çeyreğe göre yükseliş beklentim burada gerçekleşmedi. Ben 1.700-1.800 civarında bir satış olur diyordum. Olmadı. Batarya satışları büyük projeler. Biraz aslında o çeyreğe o projenin sonuçların sonuçlanmaması... Faturanın faturalanmaması gibi konular denk gelebiliyor. Burada beklentim tutmadı. Hizmetler tarafındaki ciro çok hızlı yükselmiş. 2 milyar 150 bunu da beklemiyordum. 1950 civarında bekliyordum. Bu fark muhtemelen şarj sistemleri diğer otomobil firmaları kullanmaya başlamasıyla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Dün de bu arada yeni bir anlaşma imzalandı. Nissan'da artık Kuzey Amerika'da Tesla standartına uyacağını söyledi. Böylece Mercedes, General Motors, Ford ve Rivian beraber 5 şirket oldu yanlış hatırlamıyorsam. Tesla Network'ünü kullanan onlardan da bir miktar para tahsil ediliyor. O ciro buraya geliyor ama detayını vermediler. Toplam ciro 24 milyar 927, geçen sene %47 üstünde. Brüt kar 4 milyar 533, geçen senenin %7 üstünde. İşte Wall Street bunu pek sevmiyor. Ciro bu kadar artarken neden brüt kar da artmıyor diyor. Oysa belli Amerika'da da ekonomik yavaşlama var. Ve Elon Musk diyor ki krediler bu kadar pahalanmışken faiz artışlarından dolayı Arabaların fiyatlarını düşü tutmazsak satamayız. O yüzden arabaların fiyatlarını düşü tutuyoruz. Zaten Elon Musk bilanço sorusu açıklamalarda da bunun üzerine durunca Wall Street bundan pek hoşlanmadı. Oysa Elon Musk aslında orada muazzam şeyler söyledi. Faaliyet giderlerindeki artış beklentim üstünde bunun büyük ihtimalle özellikle Cybertruck'in üretim hatlarında yeni olmasına bağlıyorum ben. O giderleri biraz artırıyor tabii. Diğer operasyonlardan gelirler 2 milyar 399'da kalmış. Böyle baktığımızda esas faaliyet karı oranı %9.6. Bu bir önceki çeyrekte %11.4'tü. Fiyatlardaki indirimlerin ve bir yandan da Tesla'nın şu anda içinde olduğu Cybertruck üretim hattının kurulması, Bir yandan da Model 3'te çok büyük bir yenileme var şu anda. Bütün bunlar buraya bilmiş gözüküyor ve esas faaliyet karlarında beklentimizin biraz altındayız. Ben burada %10'un üzerinde durabileceğimizi düşünüyordum. Amortismanı, vergileri ve faiz giderleri dışarıda bıraktığımızda Tesla 4.653 milyon dolarlık EBITA gerçekleştirmiş. Bu geçen senenin aynı çeyreğinin %23 üstünde ciddi bir büyüme var. Yine aynı şekilde geçen çeyreğinde üstünde yüzdesel olarak bakıldığında %18.7 bir önceki çeyreğin üstünde. Geçen sene aynı çeyrekte 22.4 milyar oradan biraz geride. Beni mutlu eden ve olumlu yönde şaşırtan konulardan bir tanesi de nakit akışıydı. Bu kadar çok yeni fabrika kurarken bu kadar giderler artmışken yine de pozitif nakit akışı tutturmayı başarmışlar. Üstelik de bir önceki çeyreğin 2,5 katı neredeyse. Bir önceki çeyrekte 441 milyon dolarlık nakit akışı varken bu çeyrekte 1 milyar dolarlık nakit akışı var. Bu geçen sene de %62 üstünde. Bu tabii çok sevindirici çünkü YouTube katıl üyelerime yaptığım videoda demiştim ki eğer nakit akışı kötü gelirse tekrar Tesla hisse senedi satmak zorunda kalabilir. Bu da fiyatı baskılayabilir. Öyle bir sonuç yok elimizde. Ve nakit rezervi de Tesla iyice güçlenmiş. 23 milyar 75 milyonluk nakit var. Bu bir önceki çeyrekte 22 milyar 402 idi geçen sene %22 üzerinde yani bunlar tabii çok iyi sonuçlar. Çünkü bir yandan bu kadar fabrika kur, işleri büyüt, bir yandan da nakit akışının pozitif devam etsin. Kenardaki nakit rezervinde artsın. Tesla bu işleri iyi yönetiyor. Yani baktığımızda kar marjları dışında her şey yanında gibi büyüme yerinde nakit akışında bir sıkıntımız yok. Faaliyet giderleri epey kontrol altında ki şu anda hem Texas hem Berlin fabrikaları hala tam kapasiteye ulaşamadılar. Bir yandan Meksika'da Yeni fabrika inşaatı başladığı bir yandan biliyorsunuz bir lityum refinerisi kuruyorlar ve Hindistan'da yeni fabrika görüşmeleri var. Yani bütün bunlara rağmen Cybertrack'in üretim hatlarına yeni inmesine ve Moda 3'teki ciddi bir tasarım değişimine rağmen bütün masraflara rağmen Tesla iyi sonuçlar elde etmiş. Üretim kapasitesindeki gelişmeler de son derece olumlu. Burada görüyorsunuz aşağı yukarı 2 milyon üretim kapasitesine ulaştık diyor. Cybertrack'te de tooling yani şu anda hattın kurulması sürecindeyiz. Tesla Semi yani tır çekicisinde pilot üretimlere devam ediyoruz. Next Gen platform 25 bin dolara satılacak aracın platformu gelişme halinde ve Roadster'ı da gelişme hale koymuşlar. Onun üretim hatlarını da yavaş yavaş kuruyoruz diyor. Burada bu yıl 1 milyon 800 bin Tesla'nın hedefi bu üretimi rahatlıkla gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaştığını görüyoruz. Cybertruck ile ilgili Elon Musk dedi ki son testler devam ediyor. Umuyoruz ki yılın dördüncü çeyreğinde teslimatlar başlayacak ama seri üretime 2024'te geleceğiz. Çünkü yu bu üründe çok sayıda yeni teknoloji var. Çok yoğun testlere tabi tutmamız gerekiyor. Her yönüyle de kategoriyi değiştirecek bir araç olduğunu söylüyor. Finansal tabloların özeti böyle. Wall Street de bunu beğendi açıkçası ve ise seyredin belli bir yerde tuttu. Ama daha sonra Elon Musk ve arkadaşlar açıklamalara başladılar. Orada işler biraz karıştı. Aslında işleri bozan da iki temel konu var. Bir tanesi önümüzdeki çeyrekte özellikle bu model 3'teki yenilemelerden dolayı bazı üretim hatlarının belli sürelerde duracağını, bundan dolayı da üretimde azıcık da olsa kayıp yaşayacaklarını söylediler. O Street bundan hiç hoşlanmadı. Oysa aslında yani bir şirketin akışın doğal parçaları bunlar. Model 3'te ciddi bir değişikliğe gidiyor anladığım kadarıyla bu için üretim hatlarının yeniden yapılanması kadar doğal bir şey olamaz. Bu belki birkaç bin araç daha az üretmeye neden olacak. Wall Street önce da hoşlanmadı. Bence bu saçma. Wall Street'in ikinci hoşlanmadığı konu da kar marjları ilgili olarak Elon Musk'a sorulan sorulara verdiği yanıtlardı. Wall Street analistleri yine sordu. Kar nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Adam da normal bir açıklamada bulundu. Dedik ki ya bakın Amerika'da faizler çok yükseldiği için otomobil kredilerine ulaşmak çok zor. Bundan dolayı bizim fiyatları düşürtmemiz gerekiyor. Eğer bu dönemde de faizler artmaya devam ederse biz de bir miktar daha otomobil fiyatlarını düşürmek zorunda kalabiliriz. Ama bu uzun vadede çok önemsiz bir mesele. Çünkü tam otonom sürüşteki ilerlemeler bir süre sonra bu 15 bin dolarlık paketi herkese satılabilir hale getiriyor. Eğer daha fazla araba satarsak düşük marjlı olsa bile üzerine tam otonom sürüş yazılımı ekleyeceğiz ileride bunların. Çünkü ileride de eklenebiliyor bu bir yazılım. Over the air update edebiliyorsunuz. Bu da bizim marjımızı artıracaktır dedi. Wall yine bunu sevmediler çünkü onlar şöyle bir mucize bekliyor. Hem Amerika'da faizler artacak hem piyasa koşulları zorlaşacak hem de Tesla kar barajlarını hiç taviz vermesin. Aman büyümesin, aman yeni bir şey yapmasın, üretim hatlarını yenilemesin, bize kar getirsin, kar getirsin. Çünkü biz kısa vadede bakabilen baymurlarız yani Wall Street'i böyle anlıyorum. Oysa aslında müthiş bir haber vardı. Bence bu haber çok önemli. Elon Musk dedi ki tam otonom yazılımımızı şu anda büyük bir otomobil üreticisine satmak üzereyiz ortak proje geliştireceğiz burada. Bu tabi dev bir konu. Kim olabilir? Muhtemelen Amerikalı oyunculardan bir tanesidir. Ford veya General Motors bekliyorum bu konuda. Yani Tesla aşağı yukarı sıfır maliyetle çünkü biliyorsunuz yazılım işlerinde kar marjları çok yüksek oluyor. Büyük bir otomobil şirketi de yazılımı satacağını söylüyor. Ama Wall Street bunu da daha az ilgilendi. Bir diğer önemli açıklamada özellikle bu çeyrekte satın almadığım maliyetlerinde ciddi gerilemeler yaşamaya başladıklarını söylediler. Bu da son derece sevinirici. Özellikle de Çin'deki deflasyonist ortam buna muhtemelen yardımcı oluyor. Artı biliyorsunuz emtialarda da düşüş var. Özellikle lityum fiyatları epey düşmüştü. O da etkilerini yavaş yavaş almaya başladık ama bizim kontratlarımız uzun süre. o yüzden hemen bilançolara yansımıyor dediler. Daha sonraki takışların güçlü olduğunu, büyüme için yeni nakite ihtiyaç duymadıklarını söylediler. Bu da son derece sevindirici bu çünkü hem borçlanmayacaklarını hem de daha bahsettiğim gibi hisse senedi satmayacaklarını söylüyor. Peki benim çıkarımım ne? Bence harika bir bilanço ve Elon Musk'ın açıklamaları da son derece yerinde. Bu şirket bu kadar zor koşullara rağmen diğer bütün otomobil şirketleri küçülürken, bunlarla ilgili rakamları daha ileride size açıklayacağım, etik araç satışlarında hepsi pazar payı kaybederken sadece Tesla bile Çin'de BE'de büyümeye devam edebiliyorlar. Bu da otomotiv sektörünün hala çok üstünde karlılıklar yapabiliyor, pozitif nakit akışı üretebiliyor, yeni üretim tesislerini kurabiliyor, sahip ülkeleri devreye alabiliyor, tam otonom sürüşte ilerlemeler devam ediyor. Büyük bir otomobil firması diyor ki gel ben de senin yazılımını kullanmak istiyorum. Böylece yepyeni ciro ve karlı kaynakları sağlıyor. Ve Wall Street diyor ki testleri ise sevdim ben biraz düşüreceğim. Neden? Çünkü Elon mas karlılık konusunda bize söz vermedi. Adam mucizeyi gerçekleştiremedi. Bir de adam üretim hatlarını bir süre durduracak yenilemeler için Hmm, herhalde bu teste olan talebin azalması anlamına geliyor. Yani böyle düşünüyor. Benim düşeceğim uzun vadede yolumuzda bir değişiklik yok. Bugün tabii piyasa açıldıktan sonra bakacağız neler oluyor. Benim Tesla'da bir pozisyon değişikliğim yok. Daha evvel birkaç kere belirttim, tweet'te attım. Ekstra nakit hazırlamıştım diye. O ekstra nakitle bugün biraz daha hisse alacağım. Bir de edge etmiştim kendime. Orada da biraz para kazanacağım. Onlarla da yine hisse adedi adedimi artıracağım. Ben çünkü karşımda geleceği değiştirecek bir şirket görmeye devam ediyorum. Bu arada Elon Musk ve arkadaşlar süper neşelilerdi botları da çok iyiydi. O da işi başka bir hoş yönü. Evet. Anlaşacakları bu kadar. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim.